Merhaba arkadaşlar, kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber PUBG Kore'ye yeni gelmiş olan sandığı sizlerle inceleyeceğiz. Bunun hakkında sizlere bilgiler falan vermeye çalışacağım elimden geldiğince. Videoya başlamadan önce videoya bir like atmayı, abone olmayı ve zili açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki arkadaşlar, büyük abone özel çekilişimiz başlamak üzere. Sadece 150 abone eksiğimiz var. 150 abone daha gelirse direkt hesap çekilişini başlatacağım. Hesap kasa açılımını yaptıktan sonra, eğer bir abone olursa kasa açılımını yaptıktan sonra hesabı çekilişten sizlere vereceğim. Yani şu hesap kalacak, şu hesabın çekilişini yapamam çünkü bu hesapta fazla bir şey yok. Fazla bir şey olmadığından dolayı da kimseye vermek istemiyorum. Silah desen silah, bunlar var, bir şey yok. Hani bunların videosunu detaylı bir şekilde açacağım. Kasa açılımından sonra bunların videosunu çekeceğim, bunları da tek tek paylaşacağım. Yani elimden geldiğince sizler için hesapları şişirmeye çalışacağım. Yani hareketler, destansı kıyafetler, yükseltilebilir silahlar. Bunda yükseltilebilir silah var mıydı bilmiyorum. Galiba bu hesapta yok. Aynen. Bu hesapta hiçbir şey yok. Yükseltilebilire dair hiçbir şey yok. Destansıya dair hiçbir şey yok. İşte videomuza geçelim arkadaşlar. Yeni gelmiş olan kasamız bu Japon. Japon arkadaşlar bu. Japon serveri bu. Japon serverine gelmiş premium sandık. Klasik sandık bunda 9 gün sonra, PUBG Crate ise 6 gün sonra, 6. gün gelmiş olacak. Bunlar yenilenmiş olacak. Hepsi mi değil mi bilmiyorum ama büyük ihtimalle bunlar baya bir şey olacak, yenilenecek, vektör gidecek diye biliyorum. Yeni bir şey gelecek, yeni bir üstelikle bir silah gelecek. Premium'umuz bu şekilde arkadaşlar. Bu sıralar. Vay be. Şöyle bir setçiğimiz var. Bu da çantası. Bir set de şöyle. Gördüğünüz gibi. Şöyle de güzel bir çanta var. Seviyeleri şu şekilde baktığımızda. Destansı, maske. Destansı, maske var burada bir tane. Bir tane de tavşancık seti var. Bunny setiydi diye biliyorum ben bunu. Şöyle gözüklen saç aynı farede. Şöyle bir setçiğimiz var. Set güzel. Rogue Imp set yazıyor. Şöyle bir kar 98. Bu şekilde göstersem sizin için daha iyi gözükebilir bence. Kaskı da bu şekil. Çantası dikenli. Kaskı da şu şekilde arkadaşlar. Şöyle set komple böyle. Şöyle komple set bu şekilde. Bir tane set daha var bu şekilde. Şurada şeytan mı yazıyor, ne bu? Ve işte goril seti. Magma. Şunun kaskını çıkaralım da şu şekilde görelim. Bir de şöyle bir kask var. Kask diyorum. Kafalık var bir tane. Bir tane de set şu şekilde. Hangi setler güzelse arkadaşlar yorumlarda belirtin, en azından güzel bir set varsa ona göre biz kasa açılımını yapacağız. Eğer ki Firavun geldikten sonra zaten belli oldu zaten Mumya'nın gelişi. Şöyle bir tane motorumuz var. M4 de bu şekil. Şöyle bir tane de Miramar'a ait pick-up var. Diğerlerini zaten göstermeye gerek yok. Bazı hesaplarda şunlar gelmiş, bu Japon hesabı. Kore hesabına da birazdan geçiş yapacağım arkadaşlar. Onları da size göstereceğim. Şeyleri hepsi bu şekilde. Bunları aklınıza tutabilirsiniz. Diğer hesapla karşılaştıracağız. Blackpink zaten büyük ihtimalle ikisinde de var diye biliyorum. Lucky Crate var burada. Bunlar hepsi UC'den olanlar. Point Crate var şu şekilde. Şu set aynısı beleşe gelmişti. Kore hesabına şu set. Onu zaten biliyoruz. Şöyle bir inek setimiz var. Kaskı çıkaralım daha iyi gözükür. Şöyle inekçik seti var. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar bunda baya bir totemleri falan şeyleri var. Burada boş geçtiğini zannetmiyorum. Baksanıza. Sete bakın. Boş geçmez bence ya. Sanırım hangisini şey yapacaksınız? Gelip şunları kapatsanız şu şekilde.
Materyallere geriye kalan hepsi güzel. Araba gelse güzel. Çanta gelse çantada iyi. Yani gelip şunları kapatmayıp işte bunları da kapatabilirsiniz. Şunlar şu şekilde buradan veriliyor. Bunların da nereden verildiğini sana sizlere göstereyim arkadaşlar. Şuradan veriliyor. Buradan her bir tanesi bir uca olduğunu farz edersek her bir kasa açılımında bir yüzde bir falan mı yükseliyor, %10 mu, öyle bir şey şansa bağlı geliyor galiba diyebiliyorum ben bunu. Yani gerisini bilmiyorum. Biz bir Kore hesabına geçelim arkadaşlar. Kore hesabından da size bir şeyleri göstereceğim. Evet arkadaşlar, bu da bizim Kore hesabımız. Kore hesabımıza da girişimizi yaptık. Bunları bir toplayalım. Zaten her gün bu şekilde yapıyorum. Sandıkları bu şekilde biriktiriyorum. Haberiniz olsun diye. Şöyle arkadaşlar, bunlar gelecek. Ayın 11'inde şu seçici gelecek. İşaret attığım yerler. Şunlar gelecek. Vibe Drive falan yazıyor. Şu sandıklar gelecek. Bunlarda destansı setler falan bulunacak. Şunlar gelecek. Bakın şimdi ayın birinde şu ikisi geliyor. Ayın üçünde bu. Ayın birinde şunlar geldi. Şu 1-2 geldi. Ayın üçünde de şu geldi. Şu zaten gördüğünüz gibi şurada. Oyun oynayarak şans limitini, kutuları açarak şans limitinizi arttırıyorsunuz. Sizlere süreli bunları veriyor. Yani saçma sapan bir şey ama gene de yapacak bir şey yok. Bir arkadaşınız söylemişti, abi paylaşım olmuyor diye. Bronz liginde bende kapalı olduğu için burada gösteremiyorum. Burayı şey yapıp buraya bastığınız zaman arkadaşlar, şuradan mesela bastığınız zaman kaybolduğunda şunu kapattığınızda direkt karşınıza çıkıyor. Onu da sizlere söyleyeyim. Bazen paylaşımlar falan olmuyor. Bunun da açıklamasını sizlere yapayım. Geçelim bundan sandığa. Bakın gördüğünüz gibi klasik sandığa şunlar gelmiş. Salyangoz seti gelmiş. Şöyle de bir seçeceğimiz zaten aynısı diğerinde vardı. Şöyle bir set de buna gelmiş. Diğer setler de bu şekilde. Setin diğer şekli bu. Bu da ikinci salyangoz seti. Diğerinde şu vardı. Bunda ikisi de var. Şöyle bir set çık. Bu set güzelmiş. Saçı bayağı iyi. Şu setler de arkadaşlar bayan kardeşlerimize uygun olarak. Şu setler iyi bence. Çantanın içine gömülüyor ama. Şöyle setler de var. Bayanlar için yapmış bu. Hani erkekler de yiyor ama şöyle dinozor kafaları var. Biliyorsunuz ki Çin PUBG'de bunlar bayağı meşhur diyebilirim ben. Şunlar da buraya gelmiş. Kasklar falan var. Başka bir şey yok. Şu Summer Late var. Summer Crate. DP'ler falan var. Ha bakın, gösterdiğim set buydu arkadaşlar. Şu set buraya gelmiş. Burada şeye, Summer Crate'e gelmiş. O da paralıymış. Ha, neyse. Premium buradan 11 gün sonra premium gidiyor. Şuradan geldiğimizde PUBG Crate buradan 5. gün geliyor. Şu gidecek galiba 107 saat sonra. 107 24 48 96. Evet aynen 5. gün gelecek. 4 gün sonra diyor. 5. gün gelecek. Şöyle geldiğimizde bir saniye, şöyle Lucky Crate var. Lucky Crate'de şöyle bir seçik var. Güzel diyebileceğimiz bir set. Başka bir şey var mı? Şunu kafamızdan bir çıkaralım. Şöyle bir set var. Destroy Crate var. Şunlar. PUBG Crate. Bununla baktık. Black Pete zaten diğerinde de vardı. Şöyle. Konisen. 100 tane açtığınız zaman arkadaşlar bir tane garanti olarak veriyor. Bir tanesini 144 açabiliyorsunuz. Summer Crate'i zaten size söylemiştik. Rhythm'de en önemli bir şey var mı? Şöyle bir tava deseni var. 30.000 gümüş parçacığa çıkıyor o. Şu şekilde arkadaşlar gelip çakma şeyi oluşturabilirsiniz, mumyayı. Çakma ama yine de güzel arkadaşlar. Benim görüşüm olarak şu şekilde gördüğünüz gibi
çakma mumyayı oluşturmuş bulunmaktayız. Çünkü göbeği açık olmasaydı tam mumyaydı arkadaşlar. Yani bu şekilde de gelip kendinize mumya yapabilirsiniz. Ve millete gelip hava atabilirsiniz bununla. Sizlere mumyayı göstermedik demezsiniz artık. Silah milah deseniz hepsi burada var. Başka bir şey yok arkadaşlar. Zaten birkaç gün sonra tekrardan bir şey çekeceğim. 2 güne kadar. Hani ondan da bir şeyler gelecek. Onu da sizlere göstereceğim. 150 abone kalmış arkadaşlar. Size destek verirseniz çok sevinirim. Videomuz bu kadardı. Videoyu beğenirse bile katmayı, abone olmayı, zili açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kocaman öpüyorum sizleri. Tell me what's your life. Go!